Değerli izleyenler, Aktif TV ekranlarından herkese merhabalar. Önemli bir konu var. Bugün onu belirteyim. Belçika'da evlenmeden önce yapılacak bir dizi çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi, başlıcası kameraman seçimi, kameraman ve fotoğraf seçimi ve düğünlerde yaşanan sıkıntılar. Yani bu program daha çok yeni evlenecek çiftlere hitap edecek diyebilirim. Tabii sorularımız olacak. Bu sorularımızın muhatabı da bugün burada Tarık Demirci. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Teşekkürler. Nasıl gidiyor çalışmalar? Öncelikle sorulara başlamadan önce biraz böyle varsa heyecanlı anlamazsa nasıl gidiyor çalışmalar? Bir de kısaca böyle bizlere anlatır mısın? İyi. Her hafta dolu. Full. Tüm salonlarla çalışmamız devam ediyor. Yeni evlenecek çiftleri bekliyoruz. Biz hazırız. Hazırız diyorsun. Evet. Peki. Şimdi değerli Tarık, Belçika'da şimdi çok bilinçsiz bir evlilik organizasyonu söz konusu. Hem organizasyonların büyük bir çoğunluğu maalesef profesyonel değil, işinin ehli değil. İşten anlamıyor, bakarak, görerek daha çok bu işin erbabı olduğunu düşünüyor, bu işi yapıyor. Onun yanı sıra tabii dolandırıp kaçanlardan bahsetmiyorum bile ama hani şu an piyasada bu işi yapan organizatörlerin büyük bir çoğunluğunun öncelikle evlenen karı koca diyebiliriz herhalde, değil mi? Daha evlilik günleri oluyor ama yani çiftler diyelim. Gelin damadımız. Gelin damadımız diye ifade ediyorsunuz. Çok evet, o şekilde biz de ifade edelim. Gelin damatlarınız evlenmeden önce bilgilendirilmiyor. Özellikle konu dış yapıma dönüştüğü zaman, dışarıda yapılacak bir faaliyete dönüştüğü zaman siz de o noktada devreye giriyorsunuz. Yani siz gelin ve damadınızı alıyorsunuz, gidiyorsunuz dışarıda çekim yapmaya götürüyorsunuz. O ara organizatör de tamamen bağı kopartma söz konusu oluyor. Siz gelin ve damadı alıp götürdüğünüzde yani neler yapıyorsunuz? Orada gelin ve damatlardan neleri eksik buluyorsunuz? Gelin ve damatlar bu noktada neye dikkat etmeli? Şimdi şöyle Suat Bey, organizatörler eskiden daha çok vardı. Şu an organizatörler kalmadı. Çünkü tüm salon sahipleri kendi organizasyonunu kendileri yapmaya başladılar. Hı hı. Önceden piyasada 3-4 tane organizatör vardı. Onlar işte limuzini, helikopteri, kameracıyı, fotoğrafçıyı falan ayarlardılar. Düğün günü bilgiler gelirdi. O adrese gidip çekim yapılırdı. Ama şimdi düğün günü, direkt düğün günü. Düğünden bir gün önce adresler gelirdi. Onlar hemen ertesi gün çekime gidilirdi. Gelin hanım hangi parka gidecek, nasıl bir çekim yapılacak bilinmiyordu. Şimdi böyle piyasada da fazla park yok Belçika'da, bildiğiniz gibi belirli bir iki tane yer var. Oralarda devamlı tüm gelin damat fotoğrafları oralarda çekilirdi. Ama şu anki durumda Türk salonları daha çoğaldı Belçika'da. Tüm salonun sahipleri de kendi organizasyonu kendileri yapmaya başladı. Onun için eskisi gibi artık organizatörlere gerek kalmadı. Yani bir salon sahibi ise kendisi zaten organizatörlük yapıyor şu anki durumda. Kendisi de organizatör sayılıyor. Çünkü yıllardır bu işi yaptığı için hangi dekorcuyla çalışacağını, hangi kameracıyla çalışacağını onlar da çok iyi biliyorlar. Bu şekilde hı hı. Devam ediyor. Ama artık yani şu an bakıldığında düğünden bir gün önce gelmiyor mu? Yok, şu an çünkü düğünden bir gün önce bir kameramana bilgilerin gitmesi bence sağlıklı değil. Eskiden de bir gün önceden adres gelirdi sadece. Biz düğünlere isim soyisim de yok, sadece biz adres al bunu git orada. Biz düğünlere giderken fotoğrafçı arkadaş, bizim elemanlar çekime gidiyor. Soruyorlar, düğün kimin? Hiçbir bilgimiz yok. Ha, nerelidir, kimdir, nedir, gelin damat mı? Hiçbir şeyden bilgimiz olmuyordu. Ha, şu anki de gelin damat da biraz daha bilinçli. Bir hafta önceden arıyorlar, abi hangi parka gideceğiz? Kim gelecek fotoğraf çekimine? Kameranın kalitesi, ne albüm alacak, onların hepsini ince detaylarına kadar soruyorlar. Kendileri de olmazsa parkları falan şey yapıyorlar, buluyorlar, araştırıyorlar, nerede çekim yapılacak falan diye. Şu an gelin damat daha bir bilinçli, daha güzel. Yani yeni nesil kendi işini kendi yapıyor yoksa, evet. Öyle mi diyorsun? Şu an evet. Biraz daha bu Facebook ve Instagram'dan daha bir etkileniyorlar. Orada daha çok görebiliyorlar. Tabii eskiden Facebook, Instagram olmadığı için daha da bilgileri yoktu yani. Şu anda daha bilinçliler. Arıyorlar, devamlı soruyorlar hangi parka. Pozlara kadar değil mi? Pozlara kadar, her şey ince detayına kadar şey yapıyorlar. Araştırıyorlar, soruyorlar.
Hatta fotoğrafçının kim olacağına kadar. Çünkü biz hep ekip olarak şey yapıyoruz, çalışıyoruz. Biz cumartesi 10 tane düğün yapıyoruz. Her salonun kameracısı ayrı, fotoğrafçısı ayrı. Gelin damat ben bu fotoğrafçı istiyorum, bunu gönderebilir misiniz? Bu kameracıyı gönderebilir misiniz diye. En ince noktayına kadar şey yapıyorlar, gelip bakıyorlar. Daha önceden büro falan da yoktu. Resmiyette çalışan fotoğraf kameracılar da yoktu, bürosu da yoktu. Gelip bakacakları hiçbir yerde yoktu. Ama son zamanlarda çoğu fotoğrafçı arkadaşının bürosu var, yeri var. Daha bir profesyonel çalışmaya başladı. Gelin damat örneğin bizim stüdyomuza gelir. Fotoğrafların kalitesine bakar, çekimlere bakar, videolara bakar. Yapılacağı albümün nasıl bir albüm olacağına bakar. O şekilde karar verir. O şekilde fotoğrafçı kamerayı seçerler ki bu şekilde çekim olacak diye. Evet, şimdi ben birazdan soracağım işçilerle alakalı ne gibi problemler yaşıyorsun diye de ondan öncesinde sormak istediğim sorular var. Şimdi gelin ve damat size geldiğinde neye hazır olmaları gerekiyor? Yani mesela diyelim ki fotoğrafı işte mesela pozları buldular tamam. İşte Instagram'dan seçtiler. Öte yandan bakıyorsun ne demiştik? İşte düğün öncesi iletişim başlıyor. Bu da çok güzel. Yani gelin ve damat düğün günü geldiğinde her şeyin yolunda gidebilmesi için sence neye hazırlıklı olmaları lazım? Nasıl bir öneride bulunabilirsin bu konuda? Şimdi daha önceden gelin damat fotoğrafçıyla kameracı diyaloga geçmiş olması lazım. Hı hı. Yani bir hafta kala mutlaka iletişime geçmiş olması lazım. İkinci etap hangi parkta nerede çekileceğine bağlı. Çünkü burada Belçika'da biliyorsunuz hava çok yağmurlu. Kapalı mekan neresi olacak? Hava yağmurlu olursa iç mekan neresi olacak? Dış mekan neresi olacak? Bunlar daha önceden belirlenmesi lazım. Siz öneride bulunuyorsunuz değil tabii mi bu konuda? Tabii ki biz öneride bulunuyoruz. Bölge bölge. Örneğin Gent tarafıysa Gent'teki parkları, kapalı yerleri, otelleri, bizim çalıştığımız otelleri. Hı-hı. Oralar öneriyoruz. Oradan bir sitelerine bakın. Orada çok güzel fotoğraf çekildiğini belirtiyoruz. Anvers tarafındaki yerleri şey yapıyoruz. İstasyon olsun, kale olsun, müze olsun, otel olsun. Kapalı yerlerin bilgilerini veriyoruz. Buralarda çekim yapılıyor. Buralarda bakın. Veya bildiğiniz daha güzel yeri varsa tabii ki oraya da gideriz diyoruz. Bu şekilde şey yapıyoruz. Yönlendiriyoruz gelin damatları. Evet. Peki bir sonraki soruyla devam edelim. Tabii ki. Seni bulmuşken bol bol soru sormaya çalışacağız ki Belçika'da gençlerimiz bir defa evlilik yolculuğuna çıkıyorlar. Eksik kalmasın, ihtiyaçlar neyse karşılığı bulsun diyelim. Şimdi gelin ve damadın evlenmeden önce sizinle temasa geçmesini ve hangi parkın daha önceden kafadan belirlenmesi gerektiğini vurguladınız. Siz ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz bu noktada? Yani iki tarafı bir araya getirelim de biraz daha sağlıklı netice çıkartalım ortaya. Yani çekim gelin ve damat iletişime geçiyor, pozlarını buluyor şu anda diyorsunuz. Siz ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz bu durumda? Bizim en fazla yaşadığımız zorluklar eleman çekimi. Yani elemanlar da sıkıntı oluyor. Çünkü Belçika'da bildiğiniz gibi Türk kökenli olduğumuz için fazla fotoğrafla ilgili eleman bulunmuyor. Kalifiye eleman bulunmuyor. Video yani, montaj olsun, fotoğrafta kalifiye eleman bulunmuyor. Biz kendimiz yetiştiriyoruz. Yetiştirebildiğimiz kadar, öğretebildiğimiz kadar. En büyük sıkıntımız eleman şu anda. Yani elemanla devamlı problem yaşıyoruz. Problem yaşıyoruz derken bulunmasında problem yaşıyoruz. Yani devamlı full eğitim almış bir şeyimiz yok. Elemanımız yok. Yani Belçika'da yok yani daha doğrusu. Biz, bu yüzden de herhalde eğitim programları düzenliyorsunuz. Eğitim programları düzenliyoruz. Artı kendi elemanlarımızı Türkiye'ye senede bir kere olsun eğitime gönderiyoruz. Bu 5. ayda Ramazan biliyorsunuz. Yine şeyde ekibimizi Antalya'ya göndereceğiz bir hafta olarak. Yine ben de başlarına dahil olmak üzere. Bir hafta eğitim alacağız. Hem tatil hem eğitim hem ticaret. Hem tatil hem eğitim. Evet, güzel. Türkiye'deki profesyonel arkadaşlar var bu işi yapan fotoğrafçılar. Onların daveti üzerine gideceğiz. Bir haftalık eğitim alacağız fotoğraf üzerine. Hı hı. Biz de bu şekilde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz fotoğraf olayında. Evet, evet. Çünkü karşı tarafı ve iki tarafı bir araya getirdiğimiz zaman sizin eğitimli olmanız %100 gerekiyor ki karşıda beklenti var. Tabii, karşıda peki beklentiler hayal, ne hayal yönde? Var. Evet, yani ne yönde beklentiler var? Sizden ne istiyorlar mesela genellikle? Şimdi bizde %100 güzel bir çekim istiyorlar bir kere. Bu ve kesin düğün, bir şey yani. Düğünün evet. Çok güzel olmasını istiyor.
Ama unuttukları bir şey var. Şimdi biz fotoğrafçı, kameracı olarak inanın ki onlardan daha çok istiyoruz. Yani bir fotoğraf çektiğimiz zaman çok güzel olmasını istiyoruz. Gelin damattan hatta daha çok istiyoruz ki çok güzel bir fotoğraf çekim olsun. Kafamız ağrımasın. Yani güzel bir çekim olsun, rahat bir çekim olsun. Sadece gelin damattan istediğimiz tek bir şey var bizim. Biraz anlayışlı olmalar. Çünkü hava çok soğuk oluyor Belçika'da, yağmurlu oluyor. Fotoğraf çekimine başlıyoruz. Hadi gidelim, soğuk, üşüdük. Veya biz fotoğraf çekimindeyiz. Anne babalar telefon açıyor. Ya konvoy geldi, huzuruna geldi, lütfen çabuk olun, acele edin. Bu sefer zaten yani bir saatte bir park fotoğrafı çekmeye çalışıyoruz. Albüm fotoğrafı çekmeye çalışıyoruz. Çok saatlerimiz şey oluyor, zor oluyor. Bu konuda bir saat damatan... içinde zor, yani normal saate kaç bunu? Mesela bir saat diyorsun ya, diyelim bir saatte park çekimini sıkıştırıp yaptırmak zorunda bırakıyorlar seni. Standartı ne kadar bunun? Normalde minimum 2 saat olması lazım. İyi minimum. Bir çekim olması için minimum. Maksimum kaç saat oluyor bu ortalama? Maksimum 3-3,5 saatte bir park fotoğrafları çekiyor. Yani standartı 3,5 saat diyorsun. Normalde siz bir saate sıkıştırıyorsunuz, bir saatte, diyorlar ki güzel olsun. Bir saatte olsun, güzel biraz çelişiyor, olsun. Çelişmiyor mu orada yani sence? Öyle, bizim işimiz öyle. Ve daha doğrusu şöyle bir şey var. Şimdi biz canlı düğün çekiyoruz. Birebir. O anı kaçırdım, bunun bir daha şeyi yok, gerisi yok. Yani film gibi, olmadı bir daha gelin, olmadı bir daha gelin yok. Yani gelin içeri girişte salonda bir kere videosu çekiliyor, bir kere kamerası çekiliyor. Bunu bir kere yapabiliyorsun. Hadi siz bir daha salona girin diyemiyorsunuz. İkinci şeyiniz yok, şansınız yok. Yani bir tane şansın var, onu çektin çektin. Bir defa giriyor kapıdan, onu da çekmiş olman çekmiş lazım. Çekmiş olman lazım. Evet. O yüzden eleman kalifiye olması bu noktada çok önemli. Çünkü bir elemanının sana bir problem yaşatması demek, o haftayı ister diğer 9'u da güzel olsa onlara da yansıtmak demek psikolojik olarak. Tabii ki. Rahatsız ediyordur yani. Tabii şöyle bir şey. Şimdi aeropostitüçü olarak konuşursak benim bir salon sahiplerinden hiçbir problemim yok. Sıkıntım da yok. Gelin damatlarla olarak da hiçbir problemim, sıkıntım yok. Çünkü video montajımı, fotoğraf çekimimi. Sadece bizim kalifiye eleman bulmakta çok zorlanıyoruz. İstediğin yani şekilde eleman bulamıyoruz. O sorun bizde de var Tarık. o sorun bizde de var. Ya bazen biz de yaşıyoruz o sorunu. Şöyle bir şey yok yani, kalifiye eleman yok. Çünkü bir noktaya baktığın zaman bizimle çakışıyor. Mesela montaj yapması vesaire. Bize de montaj yapacak adam lazım. Biz daha bulamadık kalifiye bir eleman. İşini severek yapmıyorsa Suat Bey, para için geliyorsa o senin öğrettiğin kadar gidebiliyor. Ondan sonra kendini geliştirmiyor. Evet. Yani bir YouTube'a baksın veya bir Facebook'a baksın, başka bir fotoğrafçıları takip etsin. Öyle hiçbir şey yapmıyor. Sen ne öğretiyorsan o günü kurtarmalık gidiyor, geliyor, o kötü oluyor. Buranın insanları böyle değil mi? Yani bilhassa ve burada şöyle doğan, büyüyen gençler nedense çok, mesela şu an kadroda çok fazla var mı burada doğup büyüyen? Şu an 22 kişi olarak çalışıyoruz. Kaç tanesi burada doğma büyüme sence? Ortalama yarısı burada doğma büyüme olanlarla birlikte çalışıyoruz. Peki... Şimdi biraz şey olacak ama biraz farklı bir soru olacak ama yani Türkiye'den gelenler mi daha iyi çalışıyorlar, burada doğup büyüyenler mi? Abi, Türkiye'den gelenler çünkü daha iyi. Burada hiç... doğup büyüyenlerin avantajı var. Dil biliyorlar, Fransızcaları iyi, daha rahat edebilirler. Mesela bir parka gidiyorlar, orada bir görevli vardır, onunla görüşebilirler, anlayabilirler tabii vesaire. Bazı noktalarda avantajları var ama genel olarak bahsedilirse Türkiye'dekiler mi daha performanslı, buradan gelenler mi, burada doğanlar mı? Buradaki yani Türkiye'den gelene daha performanslı, daha işine saygılı, sevgili, daha konuşmasını bilen, insanlara karşı saygılı, sevgili konuşmasını bilen Türkiye'den gelenler. Buradakiler biraz günübirlik. Yani bugün geleyim ben bu çekimi yapayım. Az önce bahsettiğin kişiler onlar herhalde. Parasını alayım, evet. Gideyim yani. Sonuç oraya geliyor. Yani evet. Biz de bunlara elimizden geldiği kadar ders vermeye çalışıyoruz. Eğitim vermeye çalışıyoruz. Eğitim aslında yani senin verdiğin eğitimin yanı sıra şu an teknoloji o kadar kolaylaştı ki, insan hayatı o kadar kolaylaştı ki, yani bir YouTube'a girdiğin zaman nasıl montaj yapılır yazarsan seri halinde çıkar. Evet. Nasıl fotoğraf çekilir diye sorarsan diyafram, enstantane, ISO sana hepsini tek tek adamlar anlatıyor ne işe yaradığını. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi buyur. Sen bunu diyorsun ya, bir de bak ben de kendi sektörümden bir örnek vereceğim. Gazetecilik sektöründen. Ben bu sektöre gelene kadar Belçika'da gazetecilik yaparak hayatını geçindiren ya da geçindirmeye çalışan, genel anlamda söylüyorum ha, hani bir kişi iki kişiyi tenzih edemiyorum çünkü geneli böyleydi. Bir tanesi fotoğraf makinayı manuelde kullanamamış. Hepsi mi otomatikte çeker ya?
Ya şöyle bir durum var. Şimdi bunu bu noktaya biraz girmeni istiyorum ben özellikle Tarık. Şöyle. Şimdi aileler de bilsinler. Her fotoğraf makinesinde düğmeye bassan fotoğraf çekemiyor. Bunun bir sürü detayları vardır. Pozları vardır, pozlaması vardır, cartı vardır. Şu bu konuya da biraz değinebilirsin. Tabii ki biraz daha profesyonelleştirelim şeyi, konuyu. Evet. Şimdi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır deriz biz de. Evet, şimdi buradaki insanlar fotoğrafçının tam ne olduğunu bilmiyor. Yani o makine otomatik alıyor, kareyi ayarlıyor, fotoğrafı çekiyor ve eline bir makine alan kendini fotoğrafçı zannediyor. Çünkü aşağıda eğitim yok, yani temelden bir eğitimi yok. Manuel kullanmayı bilmiyor, ayarların nasıl yapılacağını bilmiyor. Elindeki flaşla makineyle otomatikte çekim yapıyor. Fotoğrafçı olarak şey yapıyor, kendini tanıtıyor. Hı-hı. Bu konudan da biraz biz dertliyiz. Çünkü eline herkes, dediğim gibi herkes fotoğraf makinesini alan fotoğrafçı. Ben sana ne diyorum, 50 senedir bak 50 senedir şu ülkede gazetecilik yapanların tamamından bahsediyorum. Bir tanesi manuelde kullanamamış ya. Çünkü işini severek yapıyor. Hepsi otomatikte, adamlar gazetecilik yapıyor, fotoğraf çekiyor. En güzel kareyi çekmesi gerekiyor. Adam atmış makineyi otomatiğe, tak 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 tak. Millet de diyor şak 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 yapıyor. Güzel fotoğraf, güzel. Zaten neresi o, güzel fotoğraf? O şöyle ya. Bir şey. Kendini işte fotoğrafçı veya kendini gazeteci olarak tanıtıyor. O ona yetiyor. Ama işin özünü bilmiyor. İşin bilmiyor tabii bilmiyor. Ki yani. Evet. Yani işini orada. Severek yapmıyor daha doğrusu. O yüzden... İşin bir şeyler uğruna yapıyor. Menfaati olabilir, menfaati günü kurtarma yapıyor. Olabilir vesaire. Evet. Şimdi gerçek anlamda fotoğrafçılığı, ben de fotoğraf çekmeye çalışan bir insanım. Çok profesyonel olduğumu iddia etmiyorum, altını çiziyorum ama idare ediyoruz yani. İşimizi görebilecek şekilde. Yıllardan beridir kullanıyorum ben o makineyi. 7D var bende bu arada. O çok güzel. 2.8, 27, 70 objektifim var. Lensiniz var, güzel. Lensim var. Güzelmiş, yapar mı? Güzel. Arkayı güzel bulandırır yani. Evet. Yakın çekimlerde çok düğün güzel fotoğrafçıların, yani Türkiye'de düğün fotoğrafçılığı yapanların yani böyle hasretle sahip olmak istediği bir objektif diye biliyorum ben. Tabii ki pahalı da. Evet, 27-70. Çok güzel bir objektif. Şimdi düğün fotoğrafçılığında hani demin bahsettik ya, konuyu bağlayalım, devam edelim. Bir sonraki konuya geçelim. Şimdi neden her eline fotoğraf makinesi alan düğün fotoğrafçılığı yapamıyor? O konuyu biraz daha açalım, devam edelim. Ondan sonra bir tabii sonraki ki. Konuya geçelim. Şimdi şöyle bir durumlar da oluyor. Bazen fotoğraf çekiliyor. Fotoğrafını gelin damat kimden alacağını da bilmiyor. Çünkü bir belirli bir kişi yok. Yani firması yok, ismi yok, garantisi yok. Fotoğraflar oldu da yanlışlıkla silindi. Hı hı. Adam zaten yok, karışma, amatör olarak yapıyorum. Yani güzel fotoğraf çekiyordum. Sizinki şansınıza yandı veya sizinki silindi. Ne olacak bu düğün fotoğrafları? Öyle gidiyor. Kimseden bir hak talep edemiyorlar. Çünkü firma yok, hiçbir şey yok. Eline bir makine almış, çıkmış kendini fotoğrafçı olarak tanıtıyor. Şu yani en güzel güzel anlarını hayatta, yani bir defa evleneceklerini düşünürsek en güzel, en mutlu anlarını bir amatöre teslim ederlerse karşılığında fotoğraflarını ve videolarını kaybetme olarak bir geri dönüş olabilir, değil mi? Bu net bir şey, yaşanmış bir şey. %100. Yaşanmış bir şey. Aslında onun çok güzel bir lafı vardı. Şu an tam aklıma gelmeyecek ama hatırladığım kadar söyleyeyim. Hı hı. Bugün ucuza çektiren yarın acısını çekecek olanlardır. Çok güzel. Güzel öyle, evet. Bir söz vardı. Tam bu işe uygun bence. Bu işe uygun yani. Ucuza evet. Kaçıyorlar ama yarın acısını çekecek olan onlar oluyor. Evet. Değerli izleyenler, çok doğru bir laf. Bugün ucuza kaçanlar yarın acısını çekecek olanlar, bence mantıklı, güzel bir söz. Tam da bu işe uygun. Şimdi Belçika'da birçok fotoğraf işi yapanlar var. Düğün fotoğrafçılığı yapanlar var. Bizim sektörümüz de birbirine yakın olduğu için birçoğunu da tanıyorum. Özellikle Oğuz Türkmen arkadaşım var. Çok güzel fotoğraf makinesi kullanır. Bak, kamera çekerim demez. Benim işim fotoğraftır der ve sadece fotoğraf çeker. Çok insan ona demiştir. Bir kamera al da ikisini bir arada yap demiştir. Yapmamıştır. Çünkü işini severek yapıyor. Şimdi Tarık Demirci arkadaşım, Europa Stüdyo. Evet. Onu altını çizerek söyleyeyim. Gönlü de boldur, yüreği de boldur. Yani bir düğün işi teslim ettiğiniz zaman yarın ya şu eksikti, bu eksikti dedirtmeyecek bir adam. Fazladan verir, yeter ki mutlu olsun der. Ben kendisini çok iyi biliyorum. Bu bağlamda tercih edilebilecek belki Belçika'da ilk insanlardan bir tanesi.
Tarık gerçekten böyle bir insansın. Yoksa ben bunu söylemem. Şimdi devam edelim. Oldu mu? Bu konuya bir nokta belirtemem de. Böyle tabii. Olmasan devam edemezsin ki. Şimdi ben Belçika'nın, devam edemezdin. Belçika'nın doğru, en büyük salonlarıyla çalışan bir firmanın sahibiyim. Biz bir cumartesi 10 tane düğün çekiyoruz. Hı hı. Çektiğin düğünü teslim edemesen ve insanlar memnun edemesen yavaştan başlarsın bir yerden file verme. Bir sene iki sene çekmeden bitirirler seni, düşersin yani. Bunun başka ya, bir yolu yap, yok yani. Yapanlar var. Mesela adam hem fotoğraf hem videoyu 200-250 euro çekenler var. Ya haftada 250 euro kasama para girsin de ne olursa olsun diyor. Ama yazık olan o çiftlere. Yazık, adamlar bir defa evleniyor. Niye onların üzerinden para kazanmaya çalışıyorsun ki yani? Çok büyük hayalleri var gelin damatlar. Var tabii. Ya ben birçok bu işi yapan insan biliyorum. Ya bilgisayar kullanmayı bilmiyor adam ya. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen bir adam nasıl düğün fotoğrafçılığı yapar ya? Ama bir gelin damat düşünürsen yaklaşık tam 3 sene, rahat 4 sene bunun planı projesini yapıyor. Örneğin bir gelin, bir hayali, ortalama, gelin bir hayali evet, var. Evet. Benim düğünüm bu şekilde olacak, bu şekilde olacak. Amatör bir fotoğrafçıya, kameracıya denk geldiğin zaman senin tüm hayallerin bitiyor. Evet. O yüzden tercih önemli. Tercihin çok önemli. Ben şunu istiyorum yani daha çok evlenecek çiftlere. Değerli izleyenler, değerli dostlar, kardeşlerim. Evleneceğiniz zaman düğün fotoğrafçılığı yapacak kişiyi kendini seçin. Ne düğün salonu sahibine bırakın ne de organizatöre bırakın. Direkt kendini seçin. Bakın Instagram var, girin. Sizin Instagram sayfanız var tabii mı? Tabii ki Europa Studio var. Europa Studio'nun Instagram sayfası var. Girin Facebook. Bakın, fotoğraflar hoşunuza giderse tercih edin diyorum tabii ben. Tabii ki. Hoşunuza gitmese etmeyin. Ama hoşunuza gidiyorsa bilin ki ondan sonraki aşama tamamen sizi mutlu edecek aşamalar ve detaylardır. Tabii ki. Bir kere az önce de söyledim, gönlü bol insan olduğu için yani albümlerde orada burada sizi üzmeyecektir diye düşünüyorum. Değerli Tarık, şimdi bir sonraki soruya geçelim. Soracak sorularımız var. Çok da üzerinde durmayalım ki program uzarken konuda dağılmasın, olur mu? Tabii ki, buyurun. Şimdi bir sonraki sorum şu. Şimdi sizin gelin ve damatlardan ne gibi bir beklentileriniz var demiştik. Şimdi az önce Instagram'dan bahsettik. Facebook, Instagram sayfalarınızdan bahsettik daha çok. Şimdi diyelim ki bir çift ayrılıyor. Maalesef gönül ister ki olmasın ama hani hayat inişli çıkışlı. Evet. Dolayısıyla yani bunların bir de talepleri oluyor. Üzülüyorum ama gülüyorum yandan. Yani acı ama yani şimdi şöyle bir şey var. Bir gün sonra, iki gün sonra bunlar aslında çok konuştuk da diyelim ki bir iki gün sonra ya da bir süre sonra bir boşanma haberi geldi ve bunlar ne gibi sizlere sıkıntılar yaratabiliyor? Bu sosyal medyada paylaştıklarımızı silin ya da albümleri kalmışsa albümleri çöp atın, işte videolar varsa yakın yıkın yırtın diyenler oluyor mu? Böyle tabii insandan ki çıkıyor mu? Bir tür olaylarla bayağı karşılaşıyoruz. Şöyle şey, ilk haber bize böyle bir şey geldiği zaman üzülüyoruz. Çünkü biz bir günümüzü, tüm planımızı onların üzerine yapmışız. Park'ta çekimlerini yapmışız, beraber gülmüşüz, eğlenmişiz. Çok güzel bir çekim yapmışız, kaynaşmışız. Onların fotoğraf seçimine gelmesini beklerken bir haber geliyor. Bu çiftler ayrıldı. Daha çok anne baba arar. Takı. Bizde takı meselesi olur. Bildiğiniz gibi adette takımız vardı. Takı meselesi için bizi ararlar. Şu takı bölümünü mü verdiler sadece? Takı bölümünü acil olarak bize işte at ver, videoyu hazırla ver. Düğün komplesini istemezler hiçbiri. Hepsi sadece takı bölümünü şey yaparlar. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bu konu bize ilk yansıdığında çok üzülüyoruz. Çünkü bir sürü yapılan masraf var. Emek var. Gelin i̇şte o takıdan, takıdan toparlayacaklar demek ki. Karşılıyorlarmış daha. Değil mi? Öyle bir durum da söz konusu. Takıdan toparlayabilir yani. O gelen insanın şeyine. Evet. Ama bizi takı bölümünde çok rahatsız ederler. Rahatsız ederler derken takıyı isterler. Bir an önce verin derler. Bir an önce yani. Çünkü onlar da hesap kitap yapacaklar. Çünkü tabii evet, boşanma davası var. Şu var, bu var. Takı için bizi şey yaparlar, rahatsız ederler, hemen isterler. Durum böyle bu, böyle. Bu takıyı isteyenlerle yani bu hani çok mu, çok zaman geçmiyor aradan demek. Yok, sen teslim etmeden. Teslim, diyelim ki düğünden bir hafta 10 gün sonra zaten düğünde belli olur zaten bir sıkıntı var. Peki çoğunlukta var mı yani bu durum? Yok, Allah'a şükür çok fazla çok değil yok yani. Değil mi? Senede 3 defa 4 defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Allah'a şükür fazla öyle bir sorunumuz yok. Anladım. Boşanmayla ilgili.
Peki. Ama demek istediğim bir sürü emek var. Hı-hı. Aslında bunu gelin damat fark etmiyor. Bir de anne baba tarafı var. Anne babanın bir sürü emeği var, masrafı var. Küçük olumsuzlardan yani büyük bir olay meydana geliyor. İşte, ayrılmalarına neden oluyor. Evet, yani yolun başındayken dönelim yolun diyorlar. Bir de şöyle bir şey demek istiyorum. Yani bu atasözlerini hep sabote ediyor bizim buradaki Türkler. Bilmiyorum yani bu konuyu da hani nasıl değerlendirirler ama hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz, meyve ama veren şey ağaç saçları vesaire vesaire. Bir de yolun neresinden dönersen kârdır hesabı var. Anne babalar çok bu konuda herhalde gençlere baskı yapıyor. Ama şöyle bir şey var, bu konuya değinmişken bu boşanma ilgilerinin boşanmayla ilgili olan konuda anne babaların çok etkisi oluyor. Yani evet, onu diyordum ben de. Fotoğraf evet. çekerken, düğün çekerken biz damat zaten bakıyoruz ki bunlar birbirine yakıştırmış çok güzel. İkisi de birbirini seviyorlar belli. Biz bunu hemen anlayabiliyoruz. Evet. Çünkü biz yıllardır bu işin içindeyiz. 13 yıldır ben fotoğraf kamera işi yapıyorum. Bir çiftle 2 dakika konuştuğum zaman hemen anlıyorum birbirlerini ne kadar sevdiğini veya hangisini daha çok sevdiğini. Ama ne var bu boşanma olayında %99 ailelerden sıkıntı çıkıyor. Onu diyordum zaten yani evet anne babalar. Takı da yani takı da bir problem olmuş işte 10 tane altın alacakmışım bilezik takacakmışım da takmamışım. Küçük küçük nedenlerle problemler büyüyor ve bunlar en sonunda çocuklara yansıyor. Çocuklar da boşanmak zorunda kalıyor. İşte acı tarafı. Bu durumda şunu demek lazım yani mümkünse çocuklar evlensinler yani kaynanalar kayınbabalar evlenmesin yani değil mümkün mi? Mümkün olduğu kadar bu konuları. Yani çoluk çocukların evlendikten sonra yani hani burada da takı çok sıkıntı gençler için takı aslında yoksa Belçikalılarına bak ne kadar ya kültüre şey yapar karşılar yani adetler bir yana da hani şartlar neyi gerektiriyorsa illa burma altınlar olmamalı i̇şte, yani. Aslında şöyle bir şey var adettir tamam olması lazım ama tadında i̇şte burma lazım. Olmasın diyorum ben de onu diyorum aynen olsun öyle, da adettir sonuçta. Lazım. Yani tak bütçesi neye yetiyorsa çünkü kredi olayı var bir de yani işin içinde. Doğru bir de kredi olayı var yani. Yani o takıyı toplayıp satsa krediyi belki kapatamayacak. Şu anda bir düğün minimumda 30 bin liraya mal alıyor Suat Bey. Bundan bilginiz yok. Sadece salon masrafları. 30 bin liraya bir düğün baştan sona şey yapılıyor. Salon yapıyor. Sadece. Salon şu anda 15 bin lira. 15 bin. 1000 kişilik 1200 kişilik salon 15 bin liraya mal oluyor. Full içi dolu olarak mı? Full içi dolu olarak. İçinde organizatör olarak. Ben yani geçen duydum Tarık 60-70 bin eurolardan bahsediyor bir düğün maliyeti ya. Ama o zaman çok büyük lüks salonlara kaçıyorlardır. O zaman olabilir. Ama normal şu an. Takı çok istiyorlar. Takı sıkıntı takıda. Yok Trabzon burmaları işte yok cartlar yok tam kurtlar. Tam işte o konuya değinecektim. Bunu 15 bin lirasını salon alıyor. 30 bin liradan ortalama bir düğünü hesaplarsak. Standart bir düğünü. 15 bin lira damatın veya babasının yaptığı şey var. Bir masraf var. Yani aslında takıyı anne babalar düğünden bir gün önce, bir hafta önce oturup sadece aileler arasında konuşulmuş olmuş olsa, çözülmüş olsa hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama ne var düğün gününe yansıdığı zaman bunu anne babalar birleşip de aileler konuşmuyor. İşte diyorum meselesi. Ya anne baba evleniyor sanki yani çocuklar evlendirmiyorlar ki ondan sonra iki gün sonra boşanıyor. Ondan sonra ne oluyor? O çocuk ayrı eve çıkıyor. İkisi de ayrı eve çıkıyor. Türkiye'den gelmişse vay haline, vaylar haline. Aynen, neyse. Öyle. Konuyu devam edelim. Bu konu çok konuşulacak bir konu. Detaylı bir detaylandırılması gereken bir konu. Bunu başka bir programda konuşalım. Sadece bu konuyu konuşalım. Ona nazaran hazırlık yaparız en azından. Hı-hı. Şimdi eleman konusuna demin bir değindik, bir girdik. Onu not olarak da almıştım ama. Yani şu anda eleman arıyorsun ve bulamıyorsun. Buradan bir duyuru yapmak ister misin elemanla alakalı? Şimdi elemanlarımızı biz %80 Türkiye'den getiriyoruz. Şu an biz 3 tane arkadaşla Türkiye'den getirdik. Bunlar profesyonel fotoğrafçılar. Onlar geliyor, bizi biraz da burada bilgilendiriyorlar, daha çok eğitim veriyorlar ve bizimle birlikte çalışıyorlar. Artı dediğim gibi bu 5. ayda yine tüm ekibi şeye götürüyoruz. Antalya'ya eğitime götürüyoruz. Bir haftalık eğitim alıp dönecek. Ama normalde burada Belçika'da kalefiye bir eleman bulmak fotoğraf ve kamera işinde zor bulunmuyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Peki duyuru yapmak ister misin? Hani elemana ihtiyacın var mı şu anda? Tabii ki eleman ihtiyacımız her zaman. Varsa kameran burada bir duyuru yapabilirsin. Ya işini seven, gerçekten fotoğrafçılığı seven herkesi bekliyoruz. Bayan olur. İşten anlayıp anlamaması önemli değil. Öğreteceğim diyorsun. İşi öğreteceğiz. Onda sıkıntı olmuyor. Ama ne var? İşi birazcık sevmesi lazım. Fotoğrafçılığı biraz önemsemesi lazım. Bilinçli anladım. Olması lazım. Evet. Yani sadece para için gelirse dediğimiz gibi yarı yolda yani iki düğün, üç düğün öğrettiklerinde kalıyor. Kendini geliştirmiyor. Ama içinde biraz fotoğraf sevgisi varsa onu geliştiriyor.
Sen istesen yani istemesen kendini geliştiriyor. Hangi işi yaparsan yap, sevmezsen zaten yapamazsın. Şu anda senin yaptığın çok büyük bir imkan. Çok büyük bir imkan. Yani bir fotoğraf makinesini kullanmayı öğrenmek, bu gündelik hayatında bile ihtiyacın olan bir şey. Telefonu çıkartıyorsun, tamam, tak basıyorsun. Şimdi telefonlar bile artık ISO, diyafram, estantane gibi özellikleri beraberinde getirdi. Mesela benim telefonumda şu anda var. Pro mod var. Hı hı. Orada ISO, diyafram, estantane ben uygulayarak kendi istediğim renkte, kendi istediğim ışıkta çekmiş fotoğraf oluyorum fotoğrafımı. Doğru. Şimdi dolayısıyla gündelik hayatımıza bile girmişken bu telefon, işte bu bahsettiğimiz özellikler bence kaçırılmayacak bir imkan. Buradan da ya ifade etmiş olduk. Atasözü demiştim biraz önce. Ya, kolona bilezik gibi. Evet. Fotoğrafçılık bir sanat. Her geleceğin sanatı. Geleceğin yani şu anda örneğin, şu anda çok değerli ama gelecekte daha da değerlenecek. Örneğin, çünkü sektörde önde gelenler var artık. Değil mi? Bilindik isimler oluşmaya başladı. Tabii ki. Aa, şu fotoğrafçı, bu fotoğrafçı gibi mesela ben Türkiye'de duyuyorum. Ya şu isim var. Yani adamın bakıyorsun defterine. Yani hafta içi bile dolu yani. O da seminerlere, eğitim programlarına katılıyor. Evet, hepsi dolu. Fotoğrafçılık demek aslında geleceğin bir şeyi yani. Bir teknolojisine yatırım yapmak. Biz aslında onun koluna bir altın bilezik takıyoruz ama o kendi farkında değil. Çünkü örneğin Almanya'ya git veya Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Genç bir arkadaştan bahsediyor. Veya Maroko'ya gitti. Fotoğraf makinesi, fotoğraf çekmesini biliyorsa ve severek de yapıyorsa elinde bir fotoğraf makinesiyle bir hayatını çok rahat idare edebilir. Geçimini evet. sağlayabilir. Çok doğru, çok doğru. Evet. Peki, değerli Tarık Demirci, son sorum. İşini severek yapıyorsun. Eyvallah. Peki, işinde sevmediğin şeyler var mı? İşimde sevmediğim şeyler çok güzel bir soru. Tabii işini severek yapamazsan bu kadar şey yapamazsın. Büyüyemezsin demeyeyim de. Elbette büyüyemezsin. Belçika'da emsalin yok şu anda benim bildiğim. Yok şu anda ekip yok. Olarak en büyük ekip. En büyük ekip sen de. Yani dolayısıyla işini severek yapmanın bir karşılığı vardır. O da büyümek. Onu tabii da elde ki. Etmişsin. Bazen şöyle oluyor. Yani ben bazen yemeğe oturduğum zaman bir telefon geliyor. Daha ilk kaşımı yemeğimi bandırmadan bırakıp çok geri büroya gittiğim olmuş oluyor. Çünkü bizim bir de saatlerimiz belli de. Yani gelin damat gece 12'de de arayan var. 9'da da arayan var. Düğün günü, cumartesi günü arayan da var. Şimdi hafta içi çalışıyorlar. Hafta sonu biz çalışıyoruz. Cumartesi arıyor. Yani işini severek yapamazsan sabredemezsin. Sabredemezsen şimdi de kaç kişi, evet kaç kişi çalışıyordunuz şu anda? Şu anda 22 kişi olarak çalışıyoruz. 22 kişi. 22 kişinin bir de koordinasyonunu sağlıyorsun değil mi sen? Abi o da çok önemli. Yani bunlar basit olaylar değil. Yani evet. Basit olaylar derken makineyi kıran var. Drone'u düşürdüp kıran var. Birbirinin fotoğraf çekimini beğenmeyen var örneğin. Bunlar hepsini idare etmek zorundasın. İdare etmek zorundasın. Evet. Yani 22 kişiyle uğraşma gerçekten çok zor. Ama yani biz 7-8 kişiyiz bu ofiste şu anda. Yani ben bile sıkıntılar yaşıyorum ki Türkiye'den gelenlerde çok fazla sıkıntı olmuyor da burada entrikaya bulaşmışlar oldu mu sıkıntı oluyor yani. Entrika diyoruz biz artık. Geliştirdik o kadar. Şöyle bir durum var. Ben kendim bir kere bir salon sahiplerini memnun etmek zorundayım. Bunu nasıl memnun edebilirim? Yaptığım çekimlerle salon sahibine şikayet gelmemesi lazım. Örneğin ben saat 2'de adreste olacaksam 2'de tam orada olmam lazım. 2'de eğer orada olamazsam düğün sahiplerim zaten benim salon sahibini arıyor, organizatörümü arıyor, benim patronumu. Diyor kardeşim senin gönderdiğin kameracı nerede? Saat 2 olmuş, gelmemiş. Bu çok önemli. Biz onlara çok dikkat ederiz. Yani ihtiyaç halinde şimdi hani geri dönüş olmayan durumlar olduğu için 2'de orada olacaksa 1.30'da orada olmak gerekir. En geç zaten. Yani değil mi? En geç 2'de orada olmuş olman lazım. Ya bunu yapabilmen için de arabana da güvenmen lazım. Ekibine de güvenmen lazım. Sadece dediğim gibi elemanlarda da sıkıntı olmuyor. Yani ben bir, salon sahipleriyle memnun etmek zorundayım. İki, müşterimi. Yani gelin damatları memnun etmek zorundayım. Yaptığım çekimlemle, kalitesimle, verdiğim albümümle, teslimat zamanında. Örneğin bir ay sonra ben paketimi teslim ediyorum ama 3-4 ay sürerse bu nereye kadar? Hadi bir kere, iki kere. Ondan sonra olmaz. Yani bunlar hepsi seni bitirir. Bir ayda mı teslim ediyorsun sen? Normal paketimizi tabii bir ayda. Bir ayda. 6 ayda burada teslim edemeyenler var biliyor abi musun? Abi 2 sene sürenler olanları biliyorum. 2 sene. Çoluğu çocuğu oluyor, çoluğa çocuğa karışıyor falan. Yani bize fotoğraf seçimini yaptılar mı bir ay sonra paket teslim. Çünkü biz komple hep
ekip olarak çalışıyoruz. Bizim video montajcılarımız ayrı, kameracılarımız ayrı, fotoğraf dizancımız ayrı, albümcümüz ayrı. Yani bir fotoğraf düğün çekildikten sonra fotoğraf seçimine geliyorlar bire. O tarihten itibaren bir ay sonra da paketini komple alıyorlar bizden. Anladım. Çok iyi. Çok süper. Peki değerli Tarık Demirci, son olarak neler söylemek istersin? Önce programın içeriğiyle alakalı neler söylemek istersin? Sonra da son olarak Aktif TV ile alakalı neler söylersin? Ya kendimle ilgili Aeropositio seçmelerin tüm gelin damatın güvenilir bir firma olduğunu, 13 yıldan beri bu işin içinde olduğumuzu tavsiye ederim. Çünkü bizim meslek kolay değil. İnsan memnuniyetiyle uğraşıyoruz. Sonuçta senin çektiğin fotoğrafı beğenen de oluyor, beğenmeyen de oluyor. Ya bu ışığı burada çok vermiş diyenler de oluyor. Bizim işimiz zor. Çünkü biraz önce en başta yine söylemiştim. Biz düğünü canlı çekiyoruz. Bunun bir daha tekrarı yok. Yani olduğu gibi çekmek zorundayız. Bu da bizim işimizin zorluklarından bir şeyi, bölümü. İnsanlara kolay geliyor yani. Fotoğrafçılık bazen kolay geliyor. Kameracılık kolay geliyor ama her bir zorluğu vardı deriz ya. Bizim iş de zor. Çünkü insan memnuniyetiyle, memnun etmesiyle uğraşıyoruz. Ya tabii az önce söyledim. Bir tarafta organizatörler var. İşte düğün salonu sahipleri. Öbür tarafta aileler var. Şimdi gelini damadı ayrı memnun ediyorsun. Anne babayı ayrı memnun ediyorsun. Komple şimdi bir de şey çıkıyor. Az önce konuyu geçtik de onu çekme bunu çekmeciler var. Böyle bir durum da var. Tabii o konular da şunu istemiyorum bunu istemiyorum. Talimat veriyor onu çekme bunu çekme. Ya kardeşim düğün salonuna gelmiş bırak da çeksin ya. Değil evet, mi? Zaten dijital bir makine. Yani ha, eve geldiği zaman silersin. 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane bırakın çekilsin. Zaten fotoğrafını seçiyorsunuz, siliyorsunuz. Zaten yani, dijital ortam. Ama düğün sahipleri ya o kadar tam bilmiyorlar olayı. 3000 resim mi çekiliyor bir salonda ortalama? Ortalama bir düğünde 1200-1500 olur. Normal standart düğün olarak konuşursak. Sünnet düğünü ise 800-1200 arası olur. Kınada nişanda da 800-900 tane resim çekilir standart olarak. Daha ne olsun yani 900 tane resme yani açıp bakması birkaç gününü sürer yani onu. Bayağı çok izlenmesi yani. Aynen. Ya tabii aralarında seçiyorlar bir 100 tabii. tane 200 tane kadar herhalde. 100 tane bizim paketin içinde baskıya giren resmimiz var. Baskıya girip bir de veriyorsunuz tabii, yani. Kağıt olarak 100 tane baskıya giriyor. 100 tane sonrasını kendileri seçebiliyor. Ekstradan yine fotoğrafları alabiliyorlar. Paketin içinde 100 tane resim var. Artı 40 tane albüm resimleri var. Aslında bizden 140 tane toplam resim almış oluyorlar. Ondan sonraki bizde ekstra olarak geçiyor. İstedikleri kadar da fotoğraf yine satın alabiliyorlar. Anladım. Çok güzel. Çok güzel. Peki Aktif TV ile alakalı neler söylersin? Aktif TV ile Suat abim sana hayatında başarılar dilerim. Aktif TV'yi var ettin, büyüttün, sıfırdan var ettin diyelim. Buna sahip çıkmanı dilerim. İnşallah. Bayağı bir zorluklar çektiğini biliyorum. Bayağı rakiplerin olduğunu, rakiplerin değil ama arkandan konuşanların da olduğunu biliyorum. Sen onları hiçbirine kulak ardı etmeden işine, ekibine, Aktif TV'ye sahip çıkmak zorundasın. Bunu böyle belirteyim. Sahip çıkarsan daha iyi olur demiyorum. Sahip çıkmak zorundasın. Onun için hayatında başarılar dilerim. Aktif TV'nin biz her zaman ilk kurulduğundan beri yanındaydık. Yanında olmada devam ediyoruz ki her zaman devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar da yanındayız. Başarılar dileriz. Yeter ki amacından şaşma. Çünkü Türkiye'yi seven bir insansın. Bu videolarından, konuşmalarından, her şeyinden belli oluyor. Türkiye'yi seven her insan bizim dostumuzdur yani. Bunu da bu şekilde belirtelim. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar Aktif TV'yi yaşatmak adına İnşallah. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Zaten 2 sene oldu. 2 senede çok yalnızlaştırıldık. Yani maalesef istemediğimiz olaylar oldu. Dediğin gibi rakip değil de rakip olmaya çalışanlar oldu. Olamayınca da dedikodu atmaya başladılar. Bu da var vesaire. Dolayısıyla Allah ikimize de yar ve yardımcısı olsun diyelim. Allah her şeyin en iyisini, en doğrusunu bilir. Biz vatan için mücadele etmeye devam edeceğiz diyelim. Aktif TV olsun olmasın. İnşallah. Her zaman da İnşallah. Arkanda destekçiniz. Allah razı olsun. Evet, değerli izleyenler, Tarık Demirci ile yapmış olduğumuz söyleşinin artık sonuna geldik. Genç çiftlerimize şimdiden yani tercih
konusunda biraz erkenci olmalarını öneriyorum ki yarın öbür gün dosyalarınız, işte dosyaların yandığı, resimlerin kaybolduğu, şöyle oldu, böyle oldu demeyin. Bakın Tarık Demirci gibi işinin ehli olan, işini dürüst bir şekilde yapan insanlar var diyelim. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.